birbirlerinin üzerine yürüdüler. Soylu ile Ahmet Şık tartıştı. İçişleri Bakanlığı, 2023 Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çıkan tartışma sonrasında milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma 10 dakika ara verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor. Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirdiği esnada, söz alan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sözlerinin ardından tartışma yaşandı. Bakan Soylu, Şık'a, "Parayı basanın sahibi olduğu bir insansın sen. Öyle haysiyetsizsin. Paraya satılıksın. Öyle bir adamsın sen. Senin 5 paralık değerin var, 5 paralık adamsın sen. Fiyatını söyle. Senin kaç paralık değerinin olduğunu herkes biliyor," ifadelerini kullandı. İşte detaylar. Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya, "Sen hapiste çürüyeceksin, son kez oturuyorsun, bunu herkes biliyor." Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Sezgin Baran Korkmaz'ı hatırlatarak, "Sen sadece hamaset yaparsın. Sen hapiste çürüyeceksin. Mafya ile iş tutan, rüşvet alıp veren birisi olduğun için sen yargılanacaksın. Sen orada oturamayacaksın. Son kez oturuyorsun, bunu herkes biliyor. Mesajı aldım diye açıklama yapıyorsun. Kim verdi sana mesajı? Anlat bakalım. Senin reisin senden değil de neden validen bilgi alıyor?" dedi. Komisyon salonunda tansiyon yükseldi. Ahmet Şık, Bakan Süleyman Soylu'ya şunları söyledi. "İçişleri Bakanı her türlü suçu önlemiş, teröristleri ayakkabı numarasına kadar biliyormuş. Uyuşturucuya geçit vermiyormuş. HDP'liler bölücü, CHP'liler FETÖ'cüymüş. Ancak, Süleyman Soylu püri pak bir İçişleri Bakanı. Bütün çelişkileri, husumet ve çatışmalara rağmen onu bakan koltuğunda tutmaya mecbur kalan, kendisinden temiz olmayan saray rejimi de yerli ve milli bir hükümetmiş. Bay Bakan'a göre söylediklerinden olmayan, işledikleri suçlara ortak olmayan herkes, bölücü FETÖ'cü. Hukuksuzluk rejimine, suç düzenine itiraz eden herkes de terörist. Suça, suçluya kol kanat germenin manevi yükten, kirli işlerin haysiyetsizlikten sayılmadığı bir düzende masum birçok kişi bu yüzden hapiste. Hukuksuzluklarına, suçlarınıza bulduğunuz kılıflarınıza inanacak bir kitle de var, menfaatlerinizin ve dünyevi iktidarınıza amaç belleyip başkalarına dayatmaya çalıştığınız ahiret inancınızla, yerli ve milli hamasetiyle işiniz kolay. Devleti tanrı, muktediri peygamber sanıp tapınmaya meraklılar için hiçbir zalimlik, hiçbir hukuksuzluk dert edinilmez. Bu yüzden size, adaletten, haktan, hukuktan bahsetmeyeceğim. Hesap sormazsam namerdim iddianıza ve haysiyetine ihanet etmiş biri olarak bu kararlar size yabancı. Suçlarınızın, hukuksuzluklarınızın hukuki karşılığını biliyoruz. Elbet hesap günü gelecek. Ama o gün gelmeden kendinizi büyük, başkalarını küçük gösteren aynanızın karşısına geçip bir sorun bakalım. Bezirganlığını yaptığınız inanç sistem ile ilgili söylediklerini doğru kabul edersek eğer yaptıklarınızdan siz düşen karşılık budur. Sadece eski dava arkadaşlarınızla değil, utançla da yollarınızı ayırmışsınız. Utanmayan da yok değil. Eğer çalınmasaydı pabucunu ters giydireceğiniz şeytan, sizden utanıyor. Aranızdaki güç savaşına, çelişkilere, anlaşmazlıklara rağmen hakikatten bahsedenlere iç ya da dış düşman dediğinizde aynı safta toplaştığınızı biliyoruz. Dünyanın en güçlü tutkalı suç olduğundan yapışıyorsunuz birbirinize. Ama tarih yine tekerrür edecek ve eski iktidar ortağınız Fethullahçılarla olduğu gibi ganimet paylaşırken yine birbirinizi yiyeceksiniz. Din şarlatanlığınız da işe yaramayacak. Çünkü, herkes ellerinizi kanla yıkadığınızı görecek. Abdest alırken burnunuza çektiğiniz suyun, babasız annesiz kalmasına neden olduğunuz çocukların, evlerini yıktığınız insanların gözyaşları olduğunu bilecek. Ayaklarınızı yıkadığınız suyun kuruttuğunuz akarsular, üzerinde namaza durduğunuzun da talan edip yağmaladığınız vatan olduğunu herkes öğrenecek çünkü hepinizle hesaplaşacağız. İyi tartışma yaşandı. Şık ile Soylu arasında gerginlik yaşandı. Şık, Bakan Soylu'ya Sezgin Baran Korkmaz olayını hatırlatarak, "Hepsi çıkacak ortaya. İkimiz de mal varlığımızı koyalım. Bütün yedi ceddimizle koyalım. Sen sadece hamaset yaparsın. Sen hapiste çürüyeceksin. Mafya ile iş tutan, rüşvet alıp veren birisi olduğun için sen yargılanacaksın. Sen orada oturamayacaksın. Son kez oturuyorsun, bunu herkes biliyor. Mesajı aldık diye açıklama yapıyorsun. Kim verdi sana mesajı? Anlat bakalım. Senin reisin senden değil de neden validen bilgi alıyor? Bunları da anlat."
ABD'ye laf çakıyorsun, senin reisin gidiyor onunla el sıkışıyor. Aranızdaki çelişki mi derinleşti? Bunlara bir hesap ver bakalım, diye konuştu. Bakan Soylu, şıka, satılık adam, seni parasını veren satın alıyor, dedi. AKP'li milletvekilleri Ahmet Şık'a doğru yürüdü. Şık, bütün gücünüzü kalabalık olmaktan alın, diye tepki gösterdi. Tartışma sonrasında milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma 10 dakika ara verdi.